Her konuğumuz var, değerlendireceğiz. Türkiye koronavirüsle nasıl mücadele ediyor? Aynı zamanda biliyorsunuz mevsimsel değişiklik yaşıyoruz. Bu mevsimsel değişiklikte rahatsızlık geçirenler ya da olanlar nasıl bir önlem almalı? Çocuk alerji, immünoloji, astım ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay bizlerle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlığımız yerinde. Sizler nasılsınız? Sağlığınız yerinizde mi? Gayet iyi. Çalışıyoruz. Çalışmaya çalışıyorum daha doğrusu. Sağlığımız da yerinde. Şu anda bir sorunumuz yok. Pekala. Çok güzel. Hocam, şimdi biliyorsunuz mevsim geçişindeyiz ve olağanüstü bir durumdayız. Covid'le mücadele ediyoruz. Türkiye gerekli önlemlerini almaya çalışıyor. Sosyal izolasyon çok önemli dedik. Fiziki mesafeyi mümkün mertebe uzakta tutmalıyız. Fiziki mesafeden kaçınmalıyız dedik. Fakat bu dönemde polenler de artık dışarı çıkmaya başladı. Alerjik nezlesi olanlar ya da göz alerjisi olanlar genellikle bu dönemde çok fazla etkileniyorlar. Covid'le bu hem alerjik nezlesi hem de göz alerjisi olanlar nasıl dikkat edecekler? Daha fazla risk altında olabilirler mi? Nasıl yorumlarsınız bize? Şimdi koronavirüs tabii ki önlemler bizim açımızdan da alerjik hastalıklar açısından da çok önemli. Çünkü polen alerjisine bağlı alerjik nezlesi, göz alerjisi, astımı olanlar tabii ki bu dönemde şikayetleri çok fazla oluyor. Sık sık elleri burunlarına, gözlerine gidiyor. Burunlarını kaşıyor, şu şekilde siliyor. Bu da tabii ki çevreden koronavirüs mikroplarının temasla vücudumuza bulaşmasına sebep olabilir. Bir de sık sık hapşırmalar olur, öksürmeler olur bu dönemde. O da eğer koronavirüs varsa bu da bulaşmaya neden olur. Çocuklarda biliyorsunuz koronavirüsün belirtileri çok fazla olmayabiliyor. Taşıyıcı olabiliyor. Yani çocuklarda koronavirüs olabilir. Fazla belirtileri olmadığı için özellikle hapşıran çocuklar, burnu kaşınan çocuklar bu enfeksiyonu başkalarına bulaştırma riski de fazla olur. O nedenle çocukların bu dönemde şikayetleri varsa özellikle alerjik nezlesi, göz alerjisi olanlara tedavi kullanması gerekiyor ve ellerini burnuna götürmek yerine en azından ellerinin dış yüzeyiyle burunlarına götürüp kaşımaları veya mümkünse kaşımamaları ve kaşınmayı engelleyecek ilaçlar kullanmaları çok faydalı olacaktır. Öksürmeleri için astım olanlar, polen alerjisine bağlı astım olanlar ilaçlarını bu dönemde kesmemeliler ve burun kaşınmaları, hapşırmaları da beraberinde varsa bunlar da yine ilaç kullanmalılar ki etrafa yaymayı engellemeliler. Evet, o zaman alerjik olan biri bu hem polenlerden kaçınmalı, hem biliyorsunuz birçok kez bunu programlarımızda söyledik, telefonlar inanılmaz bulaş etkisine sahip. Kapı kolları, merdiven kolları buralarda oldukça önemli. Ama alerjik olan bazı bireyler ya da çocuklar diyelim hocam, koronavirüsten korunabilmek için gerekli önlemleri alıyorlar ama yanılmıyorsam kullandıkları bazı ilaçlar da var. Bu ilaçlar eğer koronavirüsle birlikte farklı bir semptoma doğru yönelebilir mi? Çünkü biz ilk bu virüsü açıklarken, söylerken, izleyicilerimize de yansıtırken herkes tansiyon hapını bırakmak istedi. Ya da farklı bir hapa, ilaca doğru yönlenmek istediler. Siz kendi hastalarınıza da bu yönde uyarılarda bulunuyor musunuz? Sürekli kullanılan ilaçları bırakılması ya da bırakılmaması yönünde. Bu konuda biz şanslıyız aslında. Çünkü alerjik hastalıklar hastalığın ciddi geçmesi açısından çok büyük bir risk oluşturmuyor. İlaçlar da bir risk oluşturmuyor. Onun için ilaçlarını kesmesinler. Astımda örneğin kortison içeren sprey ilaçlar kullanan hastalar bu ilaçları kesmesinler. Bağışıklık sistemini zayıflatmaz. Tam tersine ilacı keserlerse bu sefer akciğerleri sıkışır, şikayetleri ortaya çıkar. Bu sefer de hastanenin aciline başvurmak zorunda kalabilirler. O zaman daha kötü sonuçlar ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı
kortizon tipi sprey ilaçlarını kullanmaya devam etsinler. Antihistaminik ilaçlarını kesmesinler. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini bozmaz. Burun spreyleri kullanıyorsa bu ilaçları kesmesinler. Bunlar bağışıklık sistemini bozmaz. Sadece bu dönemde dışarıya çok çıkmasınlar. Zaten 20 yaş altında dışarı çıkma yasağı var biliyorsunuz. Dışarı çıkmamaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde havanın sıcaklığı virüsün ölmesi için yeterli değil. 38 derecenin üzerinde virüs genelde ölüyor. Bu dönemde tam tersine canlılığını sürdürüyor. Dışarı çıkarsak bu tür belirtileri olan alerjik çocuklar hem etrafa bulaştırma hem de etraftan kapma riski daha fazla olur. Bu sebepten dolayı dışarıya çıkmasınlar, evde kalsınlar ve pencerelerinin havalandırmasını da gün battıktan sonra yapsınlar, evin havalandırmasını. Çünkü nedenler genelde günün sıcak saatlerinde olur. Onun için gün battıktan sonra, hava serinledikten sonra evi havalandırsınlar. Mümkünse klima kullansınlar ki polenlere çok maruz kalmayalım. Polenlere maruz kalırsak şikayetlerimiz artacaktır. Evet. Ve hocam biliyorsunuz biz bunu ilk duyduğumuz zaman ateş ön plandaydı. Herkes birbirinin ateşini ölçmeye başladı. Zorunlu olanlar dışarı çıktıklarında iş yerlerinde tekrar termal kameralar kuruldu. Ateş çok önemli demiştik. Dolayısıyla ateşle birlikte kullanacağımız ilaçlar yani parasetamoller, ateş düşürücü, diğer farklı ilaçlar, alerjisi olanlar da bu ateş düşürücü ilaçları rahatlıkla kullanabilirler mi yoksa zararı var mıdır? Şimdi biz bu çocuklarda eğer ateş çıkarsa özellikle alerjik çocuklarda veya diğer çocuklarda genelde parasetamol tercih ediyoruz. Çünkü diğer ibuprofen gibi diğer dostroid antiinflamatuar dediğimiz ilaçlar hem alerji riski biraz daha yüksektir hem de bu grupta biraz daha bu virüs hastalığı daha ciddi seyrettiği ile alakalı bilgiler geldiği için biz genellikle bu çocuklarda parasetamol tercih ediyoruz. Diğer ateş düşürücüleri tercih etmiyoruz. Evet ve bağışıklığımızı güçlendirmek oldukça önemli. Birçok kez aslında ne yiyeceğiz, ne yapmamız gerekiyor diye sorularımız vardı ama alerjisi olanlar için de özel bir bağışıklık güçlendirici için kullanılması gereken maddeler var mı hocam? Bunu nasıl yorumlarsınız bize? Bu dönemde bol bol sıvı tüketelim, meyve suyu tüketelim, C vitamini içeren meyveler tüketelim. Bunun dışında az da olsa kırmızı et tüketmeye gayret gösterelim. Bunun dışında vitamin desteği alacaksak da C vitamini, D vitamini ve çinko alabiliriz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren beta glukan alabiliriz. Bunun dışında genellikle zebze ve meyve ağırlıklı besinlerden beslenelim ve mümkünse haftada iki kere de balık tüketmeye çalışalım. Balık yağının da çünkü faydası var bu hastalıkta bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için. Bunları desteklersek çok daha iyi olacaktır bağışıklık sistemimiz. Evet ve hocam bu koronavirüsten korunmak için immünoterapi tedavisi ertelemek gerekir mi? Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Çünkü alerji aşısı başlanırsa bu aşıyı erteleme şansımız var mıdır? Yoksa bunda da diğer ilaçlarda ya da kullandıkları sprey gibi bir sıkıntı çıkmaz mı? Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Alerji aşılarını olsunlar. Bir kere alerji aşılarına devam etmeleri çok önemli. Alerji aşıları önce haftada bir yapılıyor. Daha sonra 3-4 aydan sonra yavaş yavaş 2 haftada bir ve ayda bire geçiliyor. Eğer aksatırlarsa belirli bir dönemden sonra yine tekrar başa dönmek gerekir ki biz de bunu istemeyiz ve alerji aşılarını bırakırsa bu sefer şikayetleri de alevlenecektir. Şikayetleri alevlenirse de bu sefer hastaneye başvurma ihtiyacı olacaktır. Evet. Günümüzde koronavirüs bu kadar da artık belirli bir seviyeye geldi aslında. Çocuklarda özellikle çok ciddi belirtilerle seyretmiyor. Onun için maskesini taksın, alerji aşısı için kliniğe gelsin ve alerji aşısını olsun. Alerji aşısı olmasında bir sıkıntı yok. Toplu yerlere giderken, her yerde olduğu gibi kliniğe gelirken de maskesini takıp aşısını olmasında bir sıkıntı yok. Alerji aşılarını aksatmasınlar.
Pekala hocam, biraz da dünya genelinde değerlendirmek gerekiyor. Özel olarak değerlendirdik hem sizin bölümünüzle ilgili. Şimdi biliyorsunuz bir yatay seyir var Türkiye'de. Dünyada da birçok kez hem İtalya'yla hem de İspanya'yla. Türkiye neden bu şekilde geride kaldı değil, ilk olarak erken tanı çok önemliydi, ilaç tedavisi çok önemliydi, bunların hepsini yaptı ama hala İtalya ile ve İspanya ile bir ölçme değerlendirme yapılıyor. Siz muhakkak diğer hekim arkadaşlarınızla da konuşuyorsunuzdur. Türkiye'nin bu mücadelesini, stratejisini ve Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu kılavuz doğrultusunda yapılan tedaviyi nasıl yorumlarsınız bize? Şimdi Türkiye aslında çok şanslı. Neden şanslı? Türkiye gayet iyi gidiyor. Çünkü ölüm oranları çok fazla değil. İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da ölüm oranları vaka sayısına göre %10 üzerinde. Türkiye'ye baktığımız zaman ölüm oranına %2-2.1 civarında. Bu %2.5 ölüm oranıyla Almanya'nın bile altında aslında. Onun için biz Avrupa ülkelerine göre çok iyi durumdayız. Ölüm oranımız çok düşük. Ve vaka sayılarına baktığımız zaman hatırlarsınız bundan 2 hafta önce yapılan teste göre pozitif çıkan oran %20'leri bulmuştu neredeyse. Ama şimdi artık %10 civarına doğru yaklaştı. Yani artık pozitiflik oranı da yavaş yavaş azalmaya başladı. Havalar da artık ısınmaya gitti de başladı. Ve bütün dünyada olduğu gibi vaka sayılarında artık biraz aşağıya doğru iniş de başladı. Bizdeki ölüm oranlarına da baktığımız zaman Avrupa ülkelerine göre çok iyi durumdayız. Yani bir İspanya, İtalya çok vahim durumda. Onun için ölüm oranlarımız da çok az. Bunun en büyük etkisi bizim hastanemizin, yeterli hastanelerimizin olması, yeterince yoğun bakımımızın olması ve erken tedaviye başlanması. Çünkü erken tedavide Çin'den getirilen Favipiravir denilen ilaç çok etkili bir ilaç. Klorokin etkili bir ilaç. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzunda rutin olarak kullanılıyor. Bunun dışında bu sitokin fırtınası için faydalı olan ilaçlardan tozilizumab kullanılıyor. Yani antistokin ilaçlar da kullanılıyor ve Sağlık Bakanlığı rutininde var. Ve kanın kıtılaşmasını engelleyen ilaçlar da rutine girdi. Ve birçok ilacı biz anında ve çok hızlı bir şekilde kullanıyoruz. Yeterince yoğun bakımımız var ve bu sağlık hizmetinden herkes faydalanabiliyor. Bakıyoruz Avrupa'da sağlık güvencesi olmayan insanların durumları çok daha kötü oluyor ve birçoğuna belki test bile yapılamıyor. O bakımdan bizim tedavi şartlarımızın iyi olması, çok hızlı tedaviye başlanması, hastanelerimizin yeterli olması ve plazma tedavisi gibi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin kullanılabilmesi gibi birçok tedavileri kullanma şansımızın olması bakımından biz çok iyi durumdayız. Yani bu da Türkiye'nin sağlık konusunda çok iyi olduğunu, hekimlerinin çok başarılı olduğunun da bir göstergesi aslında. Evet. Peki hocam, sağlık çalışanları aslında profesyonel sağlık çalışanı olduğunu biliyoruz ama yoğunluk açısından yoğun bakıma baktığımızda Sayın Bakan'ın da açıkladığı %62-%63 oranında bir yoğun bakımda yoğunluk olduğunu söylemişti. Yoğun bakım çalışanları şu an için ne durumda? Çünkü hastaya birebir temasta en az mesafede olanlar onlar. Elbette şimdi bizim bu mücadelemizde sağlık çalışanlarının yeri apayrı bir yerde. Ama yoğun bakımda çalışanların durumu şu an için nedir? Mesela sizin hastanenizdeki şu anki durum ne aşamada? Şimdi hastanedeki tabii çalışanların durumu en zor olanlar tabii ki onlar. En zor durumda onlar. Çünkü risk altında onlar. Ama onlar da bu yoğun bakımdaki hastalarda korunmak için gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri aldığı için onlar da hastalığı yakalamama açısından riski en aza indirmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan bu önlemleri üst seviyede alabildiğimiz için de sağlık çalışanları da şanslı. Çünkü birçok ülkede bu önlemleri alabilecek yeterli donanımlara sahip olamadılar ve birçok sağlık çalışanı tabii ki bu hastalıktan enfekte oldu. Onun için özellikle poliklinikte çalışanların daha tedbirli olması gerekiyor. Ve artık günümüzde çok fazla maske sıkıntısı
kalmadı artık. Herkese maske dağıtılıyor ve sokağa çıktığımız zaman da artık herkesin maske taktığını görebiliyoruz. Bu bakımdan bu da bulaşmaları en aza indirecektir ve hastalığa yakalanmaları da en aza indirecektir ve ölüm sayısı da giderek azalacağını düşünüyorum. Havaların da ısınmasıyla birlikte inşallah bir ay sonra çok daha güzel günler geleceğini tahmin ediyorum. Yani biraz olsun nefes alacak mıyız hocam? Nasıl? Biraz olsun ilerleyen dönemlerde nefes alabilecek miyiz? Evden yavaş yavaş da olsa dışarı çıkabilecek miyiz? İnşallah bir dakika çok daha iyi olacak. Temmuz'da tabii ki her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tek korkulan durum Eylül-Ekim'den sonra bir yeni pandemiler daha. Bu virüsün mutasyon geçirip yine pandemilere neden olması korkusu var. O olmazsa inşallah her şey çok daha güzel olacaktır. İkinci bir dalgayı bekliyor musunuz hocam? Tabii ki ikinci bir dönem yine olabilir. Yani nasıl influenza'dan daha önceleri olup daha sonra bir dahaki yıl yine enfeksiyonlar ortaya çıkıyordu. Bunda da aynı. Bunda da bu virüs de mutasyon değiştirebilir. Yine Eylül-Ekim'den sonra yine bu şekilde salgınlara neden olabilir. Evet, şimdi hem ailelerin ve çocukların ne yapması gerektiğini konuştuk. Keza sağlık çalışanları ile ilgili de yorumlarınızı aldık. Ama şimdi biliyorsunuz Türkiye tedbirleri ve önlemleri aldı ve sıklaştırdı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Keza bir genelge yayınlandı. Hazırlıklı olun denildi. Fakat hocam bu sokağa çıkma yasağı ne kadar yansıyacak? Bulaş zinciri kırılacak mı? Biliyorsunuz aynı zamanda yapılan çalışmalar doğrultusunda da yerli üretime de geçildi bu önlemlerin ve tedbirlerin arasında. Bir de pik seviyeyi konuşuyoruz, zirveyi konuşuyoruz. Sizce Türkiye şu an zirve seviyesinde mi yoksa biraz daha çıkacak mı? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Şimdi zirve seviyesini anlayabilmek için öncelikle bu yeni oluşan vakaların azaldığını görmemiz lazım. Bu %10 çıkan oranların daha da aşağıya inmesini beklememiz gerekiyor. Ölüm oranlarının azalmasını beklememiz gerekiyor. O olduğu an zirvenin ne olduğunu bileceğiz. Şu anda zirvenin ne olduğunu bilemiyoruz ama ben bu ayın sonunda zirveyi göreceğimizi daha sonra da giderek azalacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu sokağa çıkma yasağını da ben çok doğru buluyorum. Çünkü biz Türk toplumu olarak hafta sonu havalar güzel, havalar sıcak ve bu virüsün bulaşması için de en güzel ortam bu ortam. Çünkü yaşaması için güzel bir ortam, sıcaklığı ölmesi için uygun değil, canlı kalıyor ve insanlar da sokağa dökülüyor. Kimi deniz kenarında gezmek istiyor, kimi spor yapmak istiyor, kimi birbirine ziyarete gitmek istiyor. Bu sefer de bulaşmanın en yoğun olabileceği ortam olmuş oluyor. Bu sebepten dolayı bu hafta sonlarının özellikle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini ben çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet. Şu an Türkiye'nin neye ihtiyacı var hocam? Sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Sosyal izolasyon çok önemli dedik. Hastanelerde yoğun bakıma baktığımızda %62-%63 oranında ve erken tanı oldukça önemli dedik ve ilaçlar zaten kullanılmaya başlandı. Fakat bundan sonraki süreçte siz ne görüyorsunuz? Rakamlara bakmayacak olursak bizim aşıya mı ihtiyacımız var, seruma mı ihtiyacımız var, ilaca mı ihtiyacımız var? Bu salgını tam anlamıyla ortadan kaldırabilmek için fiziki mesafeyi koruduğumuz müddetçe şu an sizin beklentiniz ne? Biz bu salgından nasıl kurtulacağız? İşte bu salgından tabii ki bütün dünya kurtulmak istiyor. Ama bu salgından şu ana kadar çıkan ilaçlar olsun, tedaviler olsun tamamen yok etmek mümkün değil. Ama şu anda gidişat iyi yönde. Bizim ihtiyacımız olan eğitimdi. Her günde televizyondaki bu tür eğitimlerle insanlar da artık eğitimi bir nebze olsun kazandılar ve dışarıya çıktığımız zaman özellikle marketlerde artık maskesiz kimse görmüyoruz. Herkes maske takıyor ve bu da bulaşmaları en aza indirecektir. Bundan dolayı şu anda ihtiyacımız olan aslında her şey tamamlanmış gibi duruyor. Çünkü hastanelerimizde gerekli tedaviler anında başlanabiliyor ve iyileşme oranlarımız diğer ülkelere bakarak
çok daha fazla, ölüm oranlarımız çok daha az ve biz bu işi başarabiliriz diye düşünüyorum ben. Ama bunu tamamen ortadan kaldırmak, kısa süre içinde kaldırmak mümkün değil. İnşallah aşı bir an önce en kısa zamanda ortaya çıkar ki aşılamayla ancak bunu biz en aza indirebiliriz. Aşılama olmadığı sürece bu mevcut tedavilerle ancak hızlı iyileşmeyi sağlayabiliriz. Onun için biraz beklemekte fayda var. Şu anda gerekli önlemler alındı. Herkes yine üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Evde kalmaya devam edecek. Anneanneler, babaanneler, büyükler evde kalacak. Çocuklarla bu kişilerin, bu yaşlıların, özellikle altta yatan kronik hastalığı olanların temas etmesi engellenecek. Özellikle alerjik hastalar ilaçlarını kullanmaya devam edecek ve evde temizlik yapılırken de mümkün olduğu kadar kokusu az olan ürünler kullansın ki nefesleri sıkışmasın, şikayetleri ortaya çıkmasın. Buna dikkat edecekler. Bu önlemleri aldıktan sonra artık yavaş yavaş normal günlere geri dönebileceğimizi düşünüyorum. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Ya hocam şunu söylemek istiyorsunuz değil mi? Zaman zaman biz haberlerde veriyorduk. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıp o yüzden temizlik yapmaya kalkışmasınlar annelerde. Evet, bu çok önemli çünkü özellikle klorlu çamaşır sularına bakıyorsunuz kokusu çok fazla oluyor. Özellikle astımlıların, alerjik nezlelilerin kokuya karşı aşırı bir hassasiyetleri var. Hassasiyetleri olduğu için evde temizlik yapılırken mümkün olduğu kadar kokusu az olan ürünler kullanılsın. Zaten Sağlık Bakanlığı açıkladı. Evin içindeki zeminleri temizlerken hidrojen peroksit içeren, yani oksijenli suyla temizleyebilirler. Klorlu çamaşır suya gerek yok. Tuz ruhuna gerek yok. Onları daha çok lavabolarda, belki WC'lerde kullanabilirler. Bulunduğumuz, yaşadığımız ortamda kullanmalarına gerek yok onları. Bunlara dikkat edilsin ve çamaşır yıkarken de 60 derecenin üzerinde yıkasınlar ve yumuşatıcı kullanmasınlar alerjik olanlar. Çünkü alerjik olanlar kokuya hassas, bu dönemde sıkışmasınlar ki hastane ihtiyacı ortaya çıkmasın. Pekala, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun size de. İyi çalışmalar. Çocuk alerji, immünoloji, astım ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akça ile konuştuk.